Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle yeni farklı bir supla çalışması yapacağız. Diğer supla da biraz büyük kesmiştik. Bu suplamız küçük ve kendine baskılı lastikli olacak. Diğerini geçirmeli yapmıştık. Bu suplamız farklı model supla olacak. Yine aynı diğerleri gibi aynı olacak ama dikimi farklı olacak. Dilerseniz başlayalım. Bunun kesimi dediğim gibi kısa olacak. Elinizde 33 santim benim supla altlığım. Bunun kenarlarına fazladan sadece 3'er santim vereceğim. Diğerlerinde 6 santim vermiştik. 5 miydi? 6 santim diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Diğer videomda kanalımda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. 3'er santim işaretliyoruz. Dilerseniz kalem kullanıp, dilerseniz çizim sabunu kullanabilirsiniz. Kenarlarından 3'er santim pay alıyoruz. Bu diğerine göre daha kolay, daha basit. Üzerine lastiği dikiyoruz ve bitiyor. 6 santim kesersek ne olur diye sorarsanız eğer, büyük geliyor lastiği. Üzerindeki kumaş pot duruyor. Pot durmasını istemiyorum ben. Genelde gergin durması lazım. Gergin durup büzüşmemesi lazım ki görüntüsü kötü olmasın, güzel olsun. Diğer kalemimin ucu bitmişti. Şimdi yeni kalemle işaretlediğim yerlerin üzerinden tekrar geçtim. Görüntüsü net olsun diye. Bu şekilde her yerini 3'er santim işaretleyip kenarlarından keseceğiz. Kenarlarından kesiyoruz işaretlediğimiz yerlerden arkadaşlar. Şekilde. Bu şekilde olacak. Bu nasıl olacak diye sorarsanız ben şimdi sizlere hepsini göstereceğim. Kenarlarına overlock çekiyoruz. Eğer overlock makineniz yoksa sülfile yapabilirsiniz. Sülfile ne diye sorarsanız, sık zigzag arkadaşlar. Zigzagla kenarlarını güzel overlock yapıp temiz durması için ve atmaması için, baskı dokuma olduğu için bunlar atarlar. Atmaması için overlock çekiyoruz. Overlock çekelim, gelelim. Dikişini göstermek istemiyorum aslında ama bu biraz daha farklı olduğu için sizlere bu kumaşta, yani dikimde, dikişi göstereceğim. İlk önce overlock çekelim. Ben size diğer dikişmesini göstereceğim. Evet arkadaşlar, overlock'unu çektik. Sülfile yaptık daha doğrusu. Sık zigzag yaptım. Temiz bir görüntü oldu. Daha sık yapmak isterseniz, daha çok vaktiniz varsa daha sık zigzag yaparak daha temiz bir görüntü ortaya çıkartabilirsiniz. Şimdi buradan başlayacağız. Lastiğimiz şöyle yarım metre ya da bir santim, yarım santim ya da bir santime yakın 2 numara olması lazım lastiğimiz. Ya da bebe lastiği de kullanabilirsiniz. Bebe lastiği biraz daha yumuşak gelebilir. Biraz daha size sizin istediğiniz tam verim göstermeyebilir. O yüzden 2 numaralı lastik daha rahat diye düşünüyorum. İlk önce lastiğimizi ayağın altına koyuyoruz ve iğnesini geçiriyoruz. Ama iğnesi düz dikişte olsun. Şöyle geçirelim ve bu şekilde göstereceğim size. Başlayalım. İlk önce sağlam olabilmesi için gerginlik yapalım. Daha sonra lastiği asılıp kumaşla bakın büzüşmeye başladı.
lastiği oldukça asılıyoruz. Yani boşluk olmaması lazım lastikte. Yumuşak olmaması lazım. Yumuşak olmaması lazım. Kenarlarından, çok da kenardan yapmayın. Kumaş atabilir. Atarsa lastik kaçar. O zaman tutmaz. Şu şekilde büzük olacak. Şöyle büzgülü olacak. Tamamını yapıyoruz bunun arkadaşlar. Bu şekilde. Lastiği kaçırmamaya dikkat edelim. Aslında ben videolarda pek dikiş dikme istemiyordum hani vakit almasın diye. Yorumlarda bazı arkadaşlarımız belirtmişler keşke dikimini de gösterseydiniz diye. O yüzden dikimlere geçtim arkadaşlar. Sizler de istediğiniz, sormak istediğiniz bir şeyleri yorumlardan sorabilirsiniz. Ya da istediğiniz herhangi bir dikimi yorumlar kısmından yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Ben de eğer biliyorsam dikerim, bilmiyorsam araştırırım ve yine size ulaştırırım. O şekilde yardımcı olurum. Genelde hep hobisel çalışmalara videolarımda yer veriyorum. Sizler de bu tarz videolardan faydalanıp bunlardan para kazanabilirsiniz. Yapıp satabilirsiniz. Eğer bu tarz videoları hoşunuza gidiyorsa, beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın kanala. Ve kanalın sağ üst köşesinde zil butonu var. Zil butonuna tıklamayı unutmayalım. Zil butonuna neden tıklıyoruz? Kanala video yüklendiği zaman size bildirim geliyor ve rahatlıkla videoya ulaşıp izlemenizi sağlıyorsunuz. Gel git dikişi neden yapıyoruz? Genelde daha sağlam olması için, hani tek kat olduğu için dikişler sökülmesin diye gel git yaparak sağlamlaştırıyoruz. Ve bu şekilde lastiğimizi de kestik. Eğer sublanızın üst kısmı desenli ise iki taraflı rahat şekilde kullanılabilir. Bu görüntü zaten arkada kalacağı için çok da kötü durmaz. Kötü bir görüntü oluşturmaz. Önemli olan orta kısımları bizim için. Şöyle bu kısmı desenli olup bu kısmı düz olursa iki taraflı da kullanıma uygundur. Lastiklidir zaten. Lastikli olduğu için bu kılıflar çıkartılıp suplalardan rahat bir şekilde yıkanmasını sağlıyor. Şöyle diktiğimiz suplayı MDF'mize geçiriyoruz. Diğerinden daha kolay, daha hızlı dikimi. Diğerinde yine o da temiz görüntü oluşturuyor. Ama hani çatal iğne araması vesaire, onu geçirmesi, ekstra büzgü olması, oluşması daha farklı. O da aynı model ortaya çıkıyor. Bunda da aynı model ortaya çıkıyor. Yaptığımız kumaş suplamız hazır. Bu daha rahat oluyor. Sizler hangisini tercih ederseniz onu dikip, onun da isterseniz para kazanabilirsiniz. İsterseniz kendinize dikebilirsiniz. O videomda videolarımın arasında bulup onu da izlemenizi tavsiye ederim. İki türlü aklınızda fikir oluşmuş olur. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde onu dikersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayalım arkadaşlar. Ve emeğimin karşılığı olarak lütfen beğene tıklayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.